Mehmet Haseki açıkladı. Yerinde Dönüşüm projesine başvurular bugün başlıyor çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığınca hayata geçirilen yerinde dönüşüm projesinde beklenen gün geldi. Afetzedelere hibe ve hem de faizsiz kredi imkanı sunan proje için başvurular bugünden itibaren yapılabilecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 5 ay geçti. Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olan Asrın felaketinde yurdun güneyi adeta yerle bir oldu. Toplam 11 il afetten etkilendi. Devletin tüm imkanları da ilk andan itibaren bölgeye seferber edildi. Mehmetçik, bakanlar, kurum ve kuruluşlar, STK'lar afetzedelerin yaralarını sarmak için büyük bir mücadele ortaya koydu bir yandan enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri yapıldı, bir yandan vatandaşların barınma ve beslenme ihtiyaçları giderildi. Tüm bunların gölgesinde ise afet konutları için çalışmalar başladı. Afet konutları yükseliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki afetlerde olduğu gibi bu depremde de konutların bir yıl gibi kısa sürede tamamlanması için talimat verdi ardından çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı harekete geçti. Dönemin bakanı Murat Kurum, bölgenin kalkınması için çalışmalara başladı. Kentlerde afet konutları hızla yükselerek sona yaklaştı. Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesini yeniledi. Böylelikle Mehmet Özhaseki kurumdan görevi devraldı. Bakan Özhaseki duyurdu göreve gelir gelmez çalışmalara ilk olarak deprem bölgesinden başlayan Bakan Özhaseki kısa sürede yeni bir projeyi duyurdu. Depremzedeler için düzenlenen yeni destek paketinin adı yerinde dönüşüm olarak açıklandı. Vatandaşlara nefes olacak yeni projenin detayları büyük heyecan yarattı. Gözler başvuru tarihine çevrilirken beklenen gün ise geldi. Sı başvurular bugün başlıyor 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek yerinde dönüşüm projesine başvurular bugün e-devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar çağrı merkezi alo 181'den projeyle ilgili detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca bakanlığa ait iki gezici tırda proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet verecek. Sizlerde abone olup en son gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.